Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere patron çıldırdı. Ne demek onu açıklayacağım. Açıklama değil aslında. İspenç sayım çok fazla oldu kümesimde. İçlerinden sahiplendirmek istediklerimi seçip sizlere göstereceğim. Böylelikle almak isteyen olursa bana sosyal medya üzerinden ulaşmış olacak. Çünkü defalarca Instagram olsun, Facebook olsun buralardan bana mesaj geliyor. Civciv sahiplendiriyor musunuz? Yarka sahiplendiriyor musunuz diye günde en az 20 tane bu şekilde mesaj alıyorum. Ama hepsine yok çekiyorum arkadaşlar. Ama bir baktım hiç farkında olmadan ispençlerimi çoğaltmışım. Ve çok fazla sayıda ispencim olmuş. Bu yüzden elimde satmak istediklerimi hemen sizlere şu 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 diye aylıklarını belirterek işaretleyeceğim. Almak isteyen arkadaşlar ekran kaydı alarak ben şunu almak istiyorum fiyatı nedir diye sorabilecekler. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Facebook üzerinden gruplardan da çok rahat bir şekilde yapabilirim ama beni izleyen değerli dostlarımla Safkan harika hayvanları paylaşmak beni daha çok mutlu ediyor. Şimdi sahiplendireceğim hayvanları göstermeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekiliş videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok yakında harika bir çekiliş sizleri bekliyor olacak. Takipte kalın. Bu yarın da olabilir, diğer gün de olabilir. Bu yüzden çekilişleri kaçırmayın arkadaşlar. Sahiplendireceğim hayvanları göstermeden önce bugünkü hayvanlarıma hazırladığım menüyü de sizlerle paylaşmak istedim. Hayvanlarıma aynı lahmacun içi hazırlar gibi kuru soğan doğradım. Küçük küçük parçalar haline getirdim. Bunları tavuklarıma seve seve veriyorum. Harika bir antibiyotik, harika bir direnç yükseltici, yumurta verimini arttırıcı madde kuru soğan arkadaşlar. Haftada 2 defa gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Benim tavuğum yemiyor diyenlere de şunu söylüyorum. 3-5 defa elinize alın hayvanınızı, tek tek kursaklarına birer parça yutturun. Böylelikle hiçbir sıkıntı kalmaz. Alışırlar, severler. Benim hayvanlarım çıldırıyor. Şimdi koysam kafayı yerler. Hepsi zaten tellere yapışmış, beni bekliyorlar. Özellikle Hint kızımız Nihal, kuru soğanın aşığı diyebilirim. Veriyorsan ver artık, yoksa burayı gümletiriz seslerimizle diye arkadan başlıyorlar. Evet. Ben bu sesi çok iyi biliyorum. Tamam. Tamam, sakin. Başlayalım o zaman. Tamam. Hadi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yemek istiyorlar. Vermeyince cingar çıkarıyorlar. Verince susuyorlar. Tek tek verelim. Maşallah maşallah. İspençlerimi görüyor musunuz? Daha 2 ay önce elinde hiç ispenç kalmadı diyen arkadaşlar vardı. Maşallah maşallah. Tabii ki sadece ispençlerime değil, bakın çıldırdı hayvanlarım. Hepsi çıldırdı. Telleri parçalayacaklar. Özellikle Nihal çok seviyor kuru soğanı. O zaman Nihal'imize verelim. Dur kızım, dur dur dur. Dur 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 dur. Atlama hemen. Kuru soğan aşığı bu kız. Şöyle arkaya doğru attım. Maşallah maşallah. Allah üretmeyi nasip etsin. Daha çoğaltamadık. Burkumuzun altında 4 tane cüce hint yumurtamız var. İnşallah çoğaltacağız. Ha kızım. Benim hayvanlarımın hepsi kuru soğan aşığı. Seve seve yiyorlar. Hemen verelim. Çiftlerinize göre oranı belirleyebilirsiniz. 3 tavuk bir horoza. Bir avuç yeterli. Bilginiz olsun. Her şeyin fazlası zarardır. Tadında bırakın. Şöyle ben atıyorum. Onlar yiyorlar. Buradan da aldım yine bir avuç. Durun, durun, durun. Sakin olun. Ay. Evet. Çekilin. Kurban olurum sizlere. Hemen az bir oranda buradaki yarkalarıma onlar da kapışsınlar. Cüce koşinimizi unutmadım. Cüce koşinimize verelim.
Bakın burası bitirmiş bile arkadaşlar. Hiç kalmamış. Korkuyorum üstlerine basmaya. Her yerde olabiliyorlar. Hemen şuradaki büyüyen yarkalarımıza da verelim. İki dişi bir erkek gümüş büyütmeyi başarabildik. Burada da 1+1 gümüş var. 3 tane de altın zibrit var dişi. Maşallah hepsine. Şu an için zibrit sahiplendirmeyi düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Çok hareketli bir video oldu. Her yere yetişmeye çalışıyorum. Alın bakalım. Burada ayırdığım bir kızımız var. Ona da az bir şey verelim. O niye ayırık diyecek olursanız. Kendisi hasta değil. Sadece başka bir dişiyle kavga etti. O yüzden onu oraya koydum. Evet. Kuru soğan dağıtma işlemimiz bitti. Ben de yoruldum. Ama bu yorgunluğa, bu zevk, bu hobi değiyor. Bugünkü yumurtalarımız da burada. Maşallah demeyi esirgemeyin. Küçücük kümesten aldığım verimin yüksekliğine bakın. Maşallah. Kendime de maşallah diyeyim. Yine karşıda büyüyen hayvanlarımız var. Hepsini paylaşacağım. Şimdi hızlı bir şekilde sahiplendireceğim hayvanları sizlere söyleyeyim o zaman. Biliyorsunuz 3 dişi 3 erkek 5,5 aylığa varan hayvanlarımızı sürümüze çok eskiden katmıştık. Onlar burada. Şöyle göstereyim. Biri bu, biri bu. Üçü de orada 5, biri de kafeste 6. Şu ikisini kendime ayıracağım. Şu arkadaki gördüğünüz horoz, beyaz tavuk. Şu beyaz tavuk ve bu horozumuz 4 tane. Yani 2 dişi 2 erkek. Sahiplendirilecek 5,5 aylık arkadaşlar. Burada da video için aşağıya aldım. 5 tane ispenç yarkamız. Bunlar da 2,5 aylık arkadaşlar. Bu 2,5 aylıklarda da 3 dişi 3 erkek var. Dişimizin biri bu kafeste. Ona ceza verdim. O orada kalacak bir müddet. Tamamen siyah arkadaşlar. Bildiğiniz siyah incinin ta kendisi. Hiçbir lekesi yok. Tamamen kapkara bir ispenç. Full artı full. Zaten kümesinde kırma hayvan yok. Bu yüzden detaylı olarak şurası var, burası var diyemem. Ama alacak olan arkadaşlara detay videosu atabilirim. Burada beyaz olan horoz. Şu kar yağdı horoz. Şu da horoz. Şu ikisi tavuk. Blue motlet. Biri kar yağdı tavuk. Bir de şurada siyah inci tavuğumuz var. Onlar da sahiplendirilecek. Oldu mu? 6'da 4, 10 tanesini söyledim. Bunun dışında şu kızımız blue tavuğumuz satılacak. Yumurtlar durumda harika bir anaç. Azaltmaya çalışıyorum. Bunun dışında görmüş olduğunuz yedek ispenç horozumuz satılacak. Bunun dışında başka neyimiz var? Şu görmüş olduğunuz porselen kızımızla, şu görmüş olduğunuz porselen oğlumuzla sahiplendirilecek. Bunun dışında şurada 1 aylık olan 2 dişi 1 erkek ispencimizle sahiplendirilecek. Erkek arkada blue motlet, dişimizde motlet blue. Yine yanında bir tane blue motlet var. Şuradan şu şekilde gözüküyor. Üçü de 4 tane altın zibritimiz var. Şöyle göstereyim. 3 tane 1 erkek 2 dişi sahiplendirilecek 1 aylık. Ana kucağımızda da var. Şöyle açalım. Arkadaşlar ana kucağımızdan 5 tane civciv sahiplendirilecek 2 haftalık oldular. 2 haftalık halleri bu. 5 tanesi sahiplendirilecek. Daha sonra bana haber vermiyorsun, hayvan elinde kalmıyor diyen dostlara duyuruyorum. Kaçırılmayacak bir fırsat bu. Çok da pahalı fiyat vermiyorum. Çok da gayet uygun da söylüyorum. Almak isteyenler bana ulaşabilirler. Yine söylediğim gibi çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.